Tabii ki öncelikle biliyorsunuz bu ayın başından beri, başına itibaren bizim maraton meclis dediğimiz Kasım ayı meclisi, Kasım ayı boyunca, bütün Kasım ayı boyunca meclis çalışmaları devam edecek ve devam ediyor. Ayın 28'ine kadar bütün bu çalışmalar devam edecek. Her birimin, her ilçenin, her kurumun buradaki bütçeleri oylanıyor ve bu bütçeler oylandıktan sonra 28'inde 28 Kasım'da da bu bütçenin bütünü üzerinde bir çalışma yapılacak, oylama yapılacak ve muhtemelen ayın 27'sinde Uşak İl Genel Meclisi'nin bütçe çalışmaları sona erecektir. Ben şimdiden bu İl Genel Meclisi'nin bütçesinin muhtemelen 27 milyon TL civarında olacağını söyleyebilirim. Dolayısıyla bu evet, bu yeterli midir? Gönül ister ki 47 milyon olsun ama ben burada net olarak şunu söylemek istiyorum. Biz bütçeyi afaki yapmamızın anlamı yok. Bütçeyi biz hesap kitap ederek, bazı muhalefetteki arkadaşlar, muhalif partinin üyeleri işte hesap kitap noktasında zaman zaman bu konuyla ilgili laf ediyorlar ama biz bütçeyi ince eleyip sık dokuyarak, bakın ne diyorum, net söylüyorum, ince eleyip sık dokuyarak, iyi hesap kitap ederek bütçeyi buna bağladık. Bu şekilde olmasının durumunda biz denk bir bütçe yapmış olacağız. Eğer biz bütçe bugün 30 milyon yapsak, bütçe gerçekleşmesi 3 milyon açık verse, biz ileride Hizmet Birliği'ne ve Zek katma yasa birçok yerlere de fazladan oralara üye ayda katları sağlayacak. Bunun hiç anlamı yok. İşte meşhur bir laf vardır. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır diye meşhur bir laf vardır. Bugün 2009 bütçesi, 2010 bütçesi, 2011 bütçesi %100 denk bütçe olarak gerçekleşmiştir. Yani %100 tutmuştur. Ya bizim hesaplamalarımız tam olarak tutmuştur. Yani bütçelerimiz denk olmuştur. Dolayısıyla 2013 bütçesi, yani 2009, 2010, 2011, 2012 bütçeleri tam olarak not almıştır, tutmuştur ve 2013 yılı bütçesinde ben bu şekilde gerçekleşeceğine inanıyorum. Tabii ki bütçeler az fazla veya az eksi verebilir. Ama tahmini bütçe olarak yaptığımız bütçeler %100 oranında tutmuştur. Bunun da 2013 bütçesinde tutacağına inanıyorum. Biz geçen yıl aldığımız bir kararla bizim Uşağımızda, ilçeler dahil uç köylerde yangın tanker aldık, acil durumlarda birer tane ilçelerimize dağıttık. Bir tane de dedi ki bir taş toplama makinesi alalım. Bu nedir? Nasıl görev yapacak? Bu taş toplama makinesi, şimdi biz bunu Tarım İl Müdürlüğü'ne vereceğiz. Burada aynı zamanda Ziraat Odamız, İl Genel İl Özel İdaresi, Tarım İl Müdürü ve Ziraat Odası koordine bir çalışma yaparak bu taş toplama makinesini her ilçeden, Uşak Merkez ilçeden, Banazından, Eşmesinden, Ulubey'den, Sivas'tan, Karal'dan isteyen, tarlasının taşını toplamak isteyen gelip buradaki işte Tarım İl Müdürlüğü'nden, Tarım İl Müdürlüğü'ne talep ederse Ziraat Odası'ndan bunu protokolle alıp götürüp oradaki tarlasının, taşlı olan tarlasının taşlarını atlamak isteyebilir vatandaşımız. Böyle bir durum karşısında elimizde bir makine bulunsun, elimizde böyle bir kıymetli makine olması faydalı dedik. Çünkü aynen bu, biliyorsunuz, patates toplayan bir makineler vardır ya, tarlaya girdiği zaman bu irin ufak taşları toplayarak tarlayı daha verimli hale getiriyor. Dolayısıyla tarlanın %50 verimi artacak bununla birlikte. Bu makine inşallah Uşağımıza da birçok çiftçimize de fayda sağlayacağını düşünüyorum.